Vedat Milor'un başlattığı pastırma tartışması Kayseri ile Kastamonu'yu karşı karşıya getirdi. Kayseri-Beşiktaş maçının ardından bir milletvekiliyle kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği ve yumruk attığı öne sürüldü. Ürgüp'te yapılan toplantıya çağrılmamasına tepki gösteren Arı, Kayseri valisine "Kafamı bozmayın, Erciyes'i de elinizden alırım" dedi. Kayseri'de kocası tarafından darp edilip evin odasına kilitlendiği belirtilen kadını itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Süper Lig takımlarından HES Kablo Kayserispor'un anlaştığı Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu Kayseri'ye geldi. Kayseri OSB müfettiş raporunda 73 bin liraya tesbih, 23 bin liraya fincan takımı, 1,1 milyon liraya makam odası harcaması tartışmalara neden oldu. Kayseri'nin İncesu ilçesinde tren rayları üzerinde bulunan erkek cesedinin Osman Ulu Ağaç olduğu belirlendi. Kayseri'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan işçi servisi kullanılamaz hale geldi, servis şoförü yara almadan kurtuldu. Aç kalan kurtlar Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inerek bir kangalı parçalayıp yedi. Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan piyade uzman çavuş Basri Demirel şehit oldu. Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı polemiğinin devam ettiği sırada pastırma üreticileri durumu fırsata çevirerek zam yaptı. AKP'li ÖSASEK'i CHP ve HDP için kullandığı "lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin" ifadelerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu okul müdürü hayatını kaybetti, biri öğretmen, iki kişi yaralandı. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Türkiye'de yaşam standartlarının yükseldiğini öne sürüp "artık ev araba sahibi olmak hiç zor değil" dedi. İncesu ilçesinde dağlık alanda yakılmış yaklaşık 1000 adet cep telefonunun FETÖ üyeleri tarafından by-lock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi. Kayseri'de aynı hat üzerinde ilerleyen iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Nergis yanlış algı oluşturulduğunu iddia ederek "bakın öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı" dedi. Kayseri'de kepçe operatörü ailesiyle tartışmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Kayseri'de 13 yabancı uyruklu kadını zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 dil bilen çete lideri BÖ tutuklanarak cezaevine gönderildi. HES Kablo Kayserispor'un 1,5 yıllık anlaşma sağladığı Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi. Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, 25 Mart itibarıyla toplu taşıma araçlarında konuşmama uygulamasının başlatıldığını duyurdu. CHP'li Çetin Arık, Memduh Büyükkılıç'ın "halka evden çıkmayın" mesajı attıktan kısa bir süre sonra AKP kongresinde görüntülenmesi üzerinden eleştirdi. Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu, cinayet zanlısı polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti. Kayseri'de çöp konteynerlarının önlerinde getirdikleri yiyecekleri buradan toplarmış gibi yapan dilencilerin rezidansta kaldıkları ve çalıştıkları yerlere taksiyle gittikleri tespit edildi. Büyükkılıç'ın sosyal medya paylaşımında yayınladığı Kayseri'nin tanıtımı için çekilmiş videoda Kapadokya'daki balon ve Göreme'de videoya işlendi, Nevşehir'den tepki gecikmedi. Kayseri'nin Talas ilçesinde Tolga Temur, arkadaşlık isteğini kabul etmeyen Arife Nur Sarıoğlu'nu okula giderken tabancayla öldürdükten sonra kendisini de ağır yaraladı. Kayseri'de Tarık Ekinci henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi önce tabancayla vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü. Kayseri'de 2018'de aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültende aranan Adnan Özdemir teslim oldu. Kayseri'de yapılan 6 aylık çalışma sonucunda Hollanda'da 371 kişiyi 72 milyon lira dolandıran 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri'de kayıplara karışan Mehmet Turhan ve eşi Firdevs Öztürk tandıra gömülü halde bulundu. Çifti gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Necla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Kayserispor takımının teknik direktörü Ali Naibi, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durum belli, kadromuzda 8-10 futbolcuyla yolumuzu ayıracağız" dedi. Kayseri'de traktörüyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılan Efekan Aktaş hayatını kaybetti. Kayseri'de çocuğuyla birlikte yürüyen kadının yanına yaklaşıp elle taciz eden motosikletli şahıs yakalandı. Kendisine tepki gösterip yakalamaya çalışan kadını ise motosikletiyle sürükledi. Kayseri'de 71 yaşındaki baba aralarında çıkan ağaç kesme tartışması sonucunda 35 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Kuyumcunun firari diğer oğlu aranıyor. Melikgazi ilçesinde eşinden para istedikten sonra olumsuz yanıt alan kadın evini ateşe verdi. Sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan'ı bıçaklayarak öldüren şahıs pişman olmadığını, kendisini sevmediği için öldürdüğünü söyledi. Kayseri'de bir şahıs tartıştığı arkadaşı İkra Nur Türksoy'u eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evinde pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Yeni tip koronavirüs aşısı Türkovak, faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı. Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası girdi maliyetlerinin artışından dolayı ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini açıkladı. Mehmet Özteki tren müjdesini vererek hızlı trende son aşamaya geldik dedi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebahat Ataman 2014 yılından bugüne 14 kez hızlı tren müjdesi verdiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen İstikbal Kayseri Yarım Maratonu koşuldu. Kayseri Barosu seçimlerinde avukat Ali Köse 703 oy alarak Kayseri Barosu'nun yeni başkanı oldu. Hilal K. yamaç paraşütüyle iniş öncesi rüzgara kapılarak önce ağaç dallarına sonra bir bağ evinin duvarına çarptı, ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında 1 milyar 500 milyon lira olan bütçenin 300 milyon lira ek bütçeyle 1 milyar 800 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu. Tomarza ilçesinde İmamkulu mahallesinde akraba iki aile arasında tarla meselesi nedeniyle silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Eşiyle tartışan kadın evlerinin balkon korkuluklarına bağladığı çarşafla evden kaçmaya çalışırken beton zemine düşüp yaralandı. Talas ilçesinde meydana gelen olayda Basri Karakulak tartıştığı kızı Şahinder Karakulak'ı bıçaklayarak öldürdü. Kadir Dursun cinnet getirmesi üzerine annesi Aysel Dursun'u bıçaklayarak öldürdü. Babası Duran Dursun'u yaralayan Kadir Dursun aynı bıçakla intihara kalkıştı. Cinnet getiren koca bilinmeyen bir sebeple eşini ve 2 yaşındaki üvey kızını bıçaklayarak öldürdü. Cumhuriyet Halk Partisi 215 belediye başkanıyla Kayseri'de belediye başkanları çalıştayı düzenledi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda çoğunluğu kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. 11 katlı binada saat 16 sıralarında kuzen oldukları belirtilen 2 çocuk 7. kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.